Of! Of Allah'ım of! Of be anacığım! Kollarım koptu be ya! Hayret bir şey bulmuyor yorgunun üzerinde. İşin yok sanki, bir de gel yemek pişir. Allah'ım ya! Of! Önce domatesleri şöyle bir dökelim. Bu işe ilk başladığımda bir kişilik menemen yaptıydım. Şimdi 750 kişilik menemen yapacağım. Nereden nereye? Önce efendim şöyle domatesleri ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Şöyle keseceğiz. Domates, biber, yumurta. Domates, biber, yumurta. Domates, biber, yumurta. Kolay gelsin. Ay. Behlül Usta. Ne yaptın? Yemek malzemelerini aldın mı? Aldım efendim. Menemen malzemesi aldım. Domates, biber ve yumurta. Menemen malzemesi mi? Ne yani? Başka malzeme almadın mı şimdi sen? Almadım. Çünkü ben menemenden başka yemek yapmayı bilmem ki. Olsun. Önemli değil. Baksana yemek kitabı aldım. Buradan baka baka yemek yapacaksın. Olur mu ki öyle? Aa, tabii olur. Olmasa bu kitaplar olmazdı değil mi? Bu kitaptaki yemeklerin aynısını istiyorum. Hadi bakalım. Kulağa gelsin. Sağ ol. Ay şimdi niye gülüyorum ki ben? Herkes gülüyor diye yani. Hiçbir şey anlamıyorum canım. Zamanında öğrenemedim ki İngilizceyi. Şimdi böyle aval aval bakıyorum. Kesin komik bir dizi yani. Kesin kesin. Adam da çok komik şeyler söylüyor ama. Yok yok. Ay sinir oldum. Ha. Canım. Efendim kızım. Ha sen hiç merak etme bir tanecim benim. Ay sen büyüyünce ben seni en güzel okullara göndereceğim. En şahane İngilizce öğretmenlerinden İngilizce öğretittireceğim. Tabii tabii öğreneceksin. This is a table, this is a pencil. Tek 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 öğreneceksin bir tanecim. Hiç merak etme sen. Aa, haklısın bir tanecim. Niye büyümeni bekliyoruz ki? Benim kızım her zaman bir adım önde olmalı yaşıtlarından değil mi? Canım benim. Evet evet. Şimdiden sen İngilizce öğrenmeye başlasan hiç fena olmaz. Hazır beslemelerin yemek parasına da el koymuşken bu parayla sana İngilizce öğretmeni tutalım ha. Ne kadar zekiyim değil mi? Evet. Yes yani. Yes yes. Evet demek Aslı sucuğum, aklında bulunsun. artık Behzat Uygur kadar da İngilizcemiz var yani. Of course yani. Ay nerede şu İngilizce dersi verenler? Bir kilo patlıcan. Patlasın patlıcan. Patlıcanı da koyduk böyle. Ondan sonra bir kilo kabak. Kabağı da koy. İşte böyle. Ondan sonra bir demet maydanoz. Maydanozdan da şöyle biraz koy bunun içine. Ondan sonra bir tatlı kaşığı salça. İşte böyle, o da tamam. Bir tutam karabiber. Karabiber de al. İşte ondan sonra üç kaşık zeytinyağı. Üç kaşık zeytinyağını da al. Şu bir. Ondan sonra iki. Ve üç. Hoppa. İşte bu da tamam bitti. Ondan sonra ne varmış? Bir tatlı kaşığı tuz. Tuz da al. Hop koydum bu şeyi tabağa. İyi ama bunca malzemeyle yapılan yemek bir okula yetecek mi yahu? Allah iyiliğini versin yahu. Bu yemek 4 kişi gitmiş be. Tüh, Allah Allah. O zaman her şeyi ne yapacağız? Yüzle çarpacağız. Yani bir tatlı kaşığı tuz yerine ne yapacağız? Bir poşet tuzu koyacağız. El dökeceğiz. Ondan sonra tuzdan başlayalım yemeği yapmaya. Hadi bakayım, gel bakayım.